Herkese selam ben Tunan. Bu videoda sizlerle beraber HK9 Ultra 2 modeli ile Hello Watch 3 Plus modeli arasındaki farklara bakacağız. Yorumlarda bana en çok sorulan ve piyasada en çok tutulan bu iki model arasındaki farkları sizlere göstermek için böyle kısa bir video hazırlamak istedim. Umarım beğenirsiniz. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu iki modelin de detaylı incelemeleri YouTube kanalımda var. Açıklama kısmına bıraktığım linkten de ayrıca izleyebilirsiniz. Hadi gelin daha fazla uzatmadan aralarındaki farklara bakalım Hello Watch 3 Plus ve HK9 Ultra 2 modelinin kutu içeriğini kıyasladığımızda ikisinde de ortak noktanın manyetik şarj kabloları ve kullanma kılavuzları olduğunu görebiliyoruz. Hello Watch 3 Plus modelinde ise bir tane fazladan cırtlı kordon çıkıyor. Okyanus silikon kordonların siyah ve krem renkli olmak üzere iki farklı modeli de kutu içeriğinde yine ortak bir şekilde bizleri karşılıyor. Sol elimde bulunan Hello Watch 3 Plus modeli ve sağ elimde bulunan HK9 Ultra 2 modelinin tasarımlarına baktığımız zaman yan taraflarında iki adet kullanım uygulaması uygun tuş olduğunu görebiliyoruz. Ortalarına mikrofon yerleştirilmiş. Arka taraflarına baktığımızda ise gerçek vidalı tasarımını, sensörlerini ve kordon kilit mandallarının olduğunu görebiliyoruz. Sol taraflarında ise üçüncü tuşları bulunuyor. Aktif olarak kullanılabiliyor. Üzerine de hoparlör yerleştirilmiş. Her iki saatte de Always On Display ekranı süresiz bir şekilde kullanılabiliyor. Sol elimde tutmuş olduğum Hello Watch 3 Plus modelinin işaretçi olarak belirlenen Always On Display ekranı bu şekildeyken sağ elimde tuttuğum HK9 Ultra 2'nin burada görmüş olduğunuz gibi saat, tarih ve gün olarak always on display ekranı bulunuyor. Always on display ekranı güncellemeden sonra değişti. Always on display ekranında bu şekilde hiç kapanmadan kullanabiliyorsunuz. Her iki saatinde donanım olarak ekran paneli AMOLED ekrandan oluşuyor. HK9 Ultra 2'nin içerisinde çift çekirdekli işlemci olduğundan dolayı ekran akıcılığı bana daha hızlı geliyor. Teker tuşuna bir kere basarak menüye geçiş yapabiliyorsunuz. Menüye giriş yaptığınızda ekran akıcılığını bu şekilde görebilirsiniz. Hello Watch 3 Plus modelinde de ekran akıcılığını ben yeterli buluyorum fakat HK9 Ultra 2'ye göre animasyonu biraz daha yavaş kalıyor. HK9 Ultra 2'de anlatmaya çalıştığım farklardan bir tanesi de buydu. Eğer ki ekran renk canlılığı ve ekran akıcılığı arıyorsanız HK9 Ultra 2'nin ekran akıcılığı Hello Watch 3 Plus modeline göre biraz daha iyi olmuş diyebilirim. Ayrıca menü silleri tarafına giriş yaptığımızda Hello Watch 3 Plus modelinde sadece liste görünümü ve ızgara görünümü bulunuyorken HK9 Ultra 2 modelinde birden farklı menü stilleri bulunuyor. Wear Pro üzerinden direkt olarak menüye arka plan oluşturabiliyorsunuz. HK9 Ultra 2'nin de bu şekilde bir artısı bulunuyor. Birden farklı menü stillerini de bu şekilde kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi alışık olduğumuz bu menü stilinde herhangi bir kasma donma yaşamıyorsunuz. Bence ekrana en akıcı olan model HK serileri. Ayrıca sonsuz bir şekilde zoom out yapabiliyorsunuz ya da herhangi bir uygulamaya zoom yaparak giriş yapabiliyorsunuz. Hello Watch 3 Plus'ta ise bu şekilde bir liste menüsü bulunuyor. En alt kısma inerek buradan menü stilini tekrar değiştirip buradan zoom yapamadığınızı görebilirsiniz ya da zoom yaparak uygulamaya giriş yapma işlemi bulunmuyor. Hello Watch 3 Plus ve HK9 Ultra 2 bana en çok sorulan modellerden bir tanesiydi. E, i̇kisi arasında herhangi bir tasarım farkı yok. Gördüğünüz gibi iki saatin de çalışma şekli aynı. 49 milimetrelik bir kasa yapısı bulunuyor. Gerçek vidalı tasarımı, kordon kilit özelliği her iki saat içerisinde de ortak. Benim size anlatmaya çalıştığım tek fark mobil uygulama tarafından kaynaklanıyor aslında. HK9 Ultra 2 modelinin kullanmış olduğu Wear Fit Pro mobil uygulamasına giriş yaptığınızda daha fazla özellikle karşılaşıyorsunuz. Ancak kadran kısmına giriş yaptığınızda bazı kadranların ücretli olduğunu görüyorsunuz. Hello Watch 3 Plus modelinin kullanmış olduğu Keyfit mobil uygulamasında ise sunulan tüm kadranlar ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Ve ayrıca her iki saate de galeriden bir fotoğraf seçerek kadran oluşturabiliyorsunuz. Detaylı incelemelerini YouTube kanalımda paylaştım. Açıklama kısmına da linklerini bıraktım. E, oradan da detaylı incelemelerini ayrı ayrı izleyebilirsiniz. HK serilerinde alışık olduğumuz bir durum var son gelen sürümleriyle beraber içerisinde ChatGPT uygulamaları bulunuyor. ChatGPT uygulamaları sayesinde isterseniz saatinize kadran oluşturabiliyorsunuz ya da İngilizce olarak sormuş olduğunuz komutlara cevap bulabiliyorsunuz. Ayrıca HK9 Ultra 2'nin içerisinde bir de uygulama marketi bulunuyor. Uygulama marketi içerisinden isterseniz saatinizin içerisine oyunlar yükleyebilirsiniz. Hello Watch 3 Plus modelinde ise böyle bir özellik bulunmuyor. Müzik uygulamaları aralarına giriş yaptığımızda aralarındaki farklardan bir tanesi de devreye girmiş oluyor. Hello Watch 3 Plus modelinde isterseniz mobil müziğinizi isterseniz de yerel müziğinizi kontrol edebiliyorsunuz. HK9 Ultra 2 modelinde de geçerli. İsterseniz yerel müzik dosyalarını atabilirsiniz ya da telefon müziğini kontrol edebilirsiniz. Artı kısım ise bluetooth kulaklık bağlayarak Hello Watch 3 Plus modelinden direkt saate kulaklık bağlayıp kullanma işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. HK9 Ultra 2 modelinde herhangi bir kulaklık bağlantısı yapamazsınız HK9 Ultra 2 modelinin müzik uygulamasını kullanarak eğer ki telefonunuzdaki şarkıyı değiştirmek istiyorsanız müziği saatinizden dinlemeniz gerekiyor. Herhangi bir şekilde telefonunuzda çalan ve bluetooth kulaklığınızla dinlediğiniz bir şarkıyı müzik uygulaması üzerinden değiştiremiyorsunuz. Burada işlem yaptığınız zaman telefonunuzda çalan sesi direkt olarak saate aktarıyor. Ancak Hello Watch 3 Plus modeline geçiş yaptığınızda Hello Watch 3 Plus modelinin mobil müzik kısmında e, medya kontrol özelliğini kapat direkt olarak buradaki müziği değiştirme işlemini kullanabiliyorsunuz. Telefonunuzda çalan müziği direkt olarak saatinize çekmez. Saat üzerinden medya kontrolünü kapattığınızda otomatik olarak müzik uygulaması telefonunuzdaki müziği değiştirir. E, bu şekilde kullanım imkanı tanıyor sizlere. 2 saatinde ayarlar kısmına baktığınızda bu şekilde özellikler olduğunu görebilirsiniz. HK9 Ultra 2 içerisinde el jesti kontrolü bulunuyor. Gelen aramalarda bileğinizi çevirerek direkt olarak aramayı reddedebiliyorsunuz. Ayrıca yine HK9 Ultra 2 içerisinde bulunan dinamik ada özelliğini de buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Dinamik ada özelliği müzik uygulaması kullanırken direkt olarak ekranda çıkmaya yarayan bir özellik yazılımsal olarak yapılmış. Hello Watch 3 içerisinde bulunmuyor. Müzik müzik uygulamasına giriş yaptığınızda herhangi bir müziği başlatıp teker tuşuna bir kere bastığınızda görmüş olduğunuz gibi Dinamika'da üzerinden müzik uygulamasına erişebiliyorsunuz. Bu şekilde bir artısı bulunuyor HK9 Ultra 2'nin. Ayrıca yine bölünmüş ekranı da yine ayarlar üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi burada ikinci ekran ayarı bulunuyor. İkinci ekran ayarına giriş yaptınız. İsterseniz hızlı menü, isterseniz de ikinci ekranı ayarlayabiliyorsunuz. Yani kadran kısmına giriş yaptığınızda soldan sağa çektiğinizde bu şekilde bir özellik değiştirmesi yapabiliyorsunuz. HK9 Ultra 2 için Hello Watch 3 Plus ve HK9 Ultra 2'nin bilekte duruşu bu şekilde. İkisi de 49 mm olduğundan dolayı bilekte farklı durmuyor açıkçası. Dediğim gibi aralarında tasarım farkını e, yok denecek kadar az olarak görebilirsiniz. İçerisindeki uygulamalar da belirleyici taraf oluyor. Mobil uygulama tarafında hangi saat hoşunuza gidiyorsa, hangisinin özellikleri işine yarıyorsa onu tercih edebilirsin. Fakat benim dediğim gibi Ekran akıcılığı ve renk canlılığı HK9 Ultra 2 modelinde daha iyi olduğundan dolayı ben HK9 Ultra 2 modelini kullanmayı tercih ediyorum. Bu tamamen kişisel kullanıma göre değişir. Belki de içerisindeki PDF okuma özelliği size daha çok hitap edeceğinden dolayı Hello Watch 3 Plus modelini tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi bu tamamen sizin kullanımınıza bağlı olarak değişir. Sol elimde bulunan Hello Watch 3 Plus ve sağ elimde bulunan HK9 Ultra 2'nin bileğinizi çevirdiğinizde ekran uyanma hızları da bu şekilde. Elimden geldiğince sizlere temel farklarını göstermeye çalıştım. Bu iki model de amiral gemisi diyebileceğim modellerden aslında. Detaylı incelemelerini açıklama kısmına bıraktım. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.